Avrupa Birliği Teşkilatı Europol'ün geçtiğimiz hafta yayınladığı Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Eğilimler 2014 raporunda Avrupa Birliği'nin bölge dışında faaliyet yürüten PKK ve DHKPC gibi terörist gruplar için bir finansman, lojistik, itica ve tedarik alanı olmaya devam ettiği belirtildi. Raporda terör örgütünün Avrupa'da militan yetiştirme faaliyetlerini Belçika üzerinden yaptığı da yer alıyor. Belçika'nın Şarlaroğu şehrinde bulunan Mezopotamya Sosyal Bilimler Araştırma Akademisi Derneği'nin PKK'lı militanların eğitimlerini koordine eden kurum olarak çalıştığı belirtiliyor. Ailelerinden zorla koparılan gençlerin 2011 yılında kurulan bu dernek üzerinden eğitilip Kuzey Irak bölgesindeki silahlı birliklerin bulunduğu kamplara geçiş yaptıkları aktarıldı. PKK'nın Avrupa'da yaşayan Kürt toplumundan yararlanarak üyelik aidatı, yayın satışları ve etkinliklerden gelirler elde ederek örgüte aktardığı yıllardır biliniyor. Evet. Europol raporunda PKK'nın Belçika'da çok enteresan bir yolda örgüte finansman sağladığı da ortaya çıktı. PKK, Belçika'daki sempatizanlarına elektrik sayaç ayarlarıyla oynamayı öğreterek elde eden tasarrufu örgüte bağışlamalarını istediği tespit edildi. Europol, PKK'nın elektrik sayacı oyunuyla devletten büyük gelirler elde ettiği uyarısını yaptı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Europol'ün son raporunda PKK'nın Belçika'da halen aktif olduğu ortaya çıkıyor. Belçika'da 2008 yılında da PKK'nın Niyeş bölgesindeki eğitim kampına baskın yapılmış, aralarında Belçikalı, Hollandalı ve Alman vatandaşlarının da bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.